Bismillahirrahmanirrahim. Sünuhat'tan devam ediyorduk. Üstadımızın 1922'de yazdığı bir önceki programda bizim tabii Osmanlı padişahı ile ilgili, padişahları ile ilgili daha doğrusu iki yönü var diyordu. Bir, sultandır, bütün ülkeye bakar. Bir de halifedir, bütün İslam dünyası ile ilgilidir. Şimdi sadece kendi ülkesi, sultanlığı için işte üç mühim teşkilat var, sadrazamlığa bağlı efendim. Halbuki Osmanlı ülkesinden daha geniş bir halife olarak 350 milyon o günün şeyiyle nüfusu Müslümanın halifesi olması itibarıyla hilafeti Şeyhülislamlık temsil ediyor. Efendim saltanatı sadaret başbakanlık temsil ediyor. Daha büyük bir teşkilat olması lazım. Şu haliyle diyor değil bütün İslam dünyasını aydınlatmak değil Osmanlı ülkesini aydınlatmak sadece İstanbul'a bile yetmez diyor. İstanbul müftüsü kadar bile tek başına iş yapamaz diyor. Onun için bunun genişletilmesi lazım diyor. Bütün İslam dünyasının sadece Osmanlı ülkesindeki Müslümanların değil hepsinin de verilen hükümler, kararlar hakkında mutmain olabilmesi için bütün İslam dünyasından ihlasıyla, ameliyle, bilgisiyle halkın sevdiği insanlardan temsilciler getirmek lazım. Yeni problemler çıkmış, dünyada çok olaylar var. Bankacılık, sigortacılık, sosyalizm çıkmış, şu var, bu var. Ne diyoruz yani? Bunlarla ilgili görüşümüz nedir? Çok büyük şuralar, komisyonlar olmalı ki bu noktada dediğimiz şudur. Tek başına bir kişinin vereceği bir hüküm, bir karar olamaz artık. Ve bütün Müslümanların evet diyebileceği bir konuma yükseltilmesi lazım diyor. Evet, eski zamandaki gibi değiliz. Eskiden hakim bir şahsı vahid idi. Tek kişi. O hakimin müftüsü de onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi. Yani Şeyhülislam. Onun fikrini tasih ve tadil ederdi. Şimdi ise zaman cemaat zamanıdır. Hakim ruhu cemaatten çıkmış az mütehassis sağırca metin bir şahsı manevidir. Artık şahıslar değil, şahsı manevi, tüzel kişilikler. Tek kişi olunca oradan buradan gelen sözlerin, propagandaların, kurnazca planların tesirinde kalabilir. Ama büyük bir cemaat, bütün Müslümanları temsil eden büyük bir cemaat olduğu zaman ruhu cemaatten çıkmış az mütehassıs, yani onun bunun tesirinde kalmayan, hissiyatına mağlup olmayan, sağırca sanki her şeyi hemen olur olmaz feverana gelecek, her şeyi duyan bir şey değil, birisi değil. Metin bir şahs-ı manevidir. Şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi artık tüzel kişiliktir, tek kişilik değil. Meşveretle, istişareyle, şuralarla alınan kararlar daha isabetlidir. Şimdi 6-7 sene önce burada bir Alman kanalında kalabalıkların isabeti manasına bir program vardı. Mesela diyelim 100 kişilik seyirci huzurunda büyük affedersiniz bir boğayı, bir öküzü getiriyorlar. Teker teker soruyorlar. Bu kaç kilo gelir? Tahmin. Hepsinin verdikleri
ağırlıkları, kiloları alt alta yazıyorlar. Sonra orada kaç kişi varsa ona bölüyorlar. Doğruya en yakın çıkıyor yani. Neden? Herkes ayrı bir açıdan bakıyor yani. Kalabalıkların isabetli görüşleri. Şimdi herhangi mevzu konuşulurken, tartışılırken evet sen dahi de olabilirsin ama bir noktadan bakıyorsun. Dolayısıyla yanılma payın çok. Kimisi arkadan, kimisi sağdan, kimisi soldan. Herkes ayrı ayrı açılardan baktığı için, fikrini de söylediği için efendim doğruya en yakın şey ortaya çıkmış oluyor. İcma gibi bir şey oluyor. Ve herkesin fikri alındığı için Allah da bundan razı. Onun da bir bereketi var. Onun için artık meseleler çoğalmış, problemler çok. Ne kadar alim, bilgin de olsa tek kişinin vereceği hükümler değil. Evet. Hakim, ruhu cemaatten çıkmış, az mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı manevidir ki şuralar o ruhu temsil eder. Şöyle bir hakimin müftüsü de ona mücanis uygun, aynı cinsten bir şura-i âli ilmiyeden tevelliden bir şahs-ı manevi, gene bir tüzel kişilik şahs-ı manevi olmak gerektir. Ta ki sözünü ona işittirebilsin. Yani biraz da bu hani padişahların tesir altında kalmalarına karşılık yani. Daha önceki dönemlerde öyle hem bilgili hem çok cesur, yerine göre yanlış hüküm vermişse, sizin ahiretiniz için biz bunu düşünüyoruz açıkça, padişaha rağmen, Yavuz Selim'e rağmen mesela, Kanuni'ye rağmen söyleyen cesur insanlar vardı. Yerine göre haline fetva veririm. Seni padişahlıktan, hilafetten aşağı indiririm diyecek cesaretle insanlar vardı. İnsanların, yani sadece Müslümanlar değil, başka milletlerden bile insanların haklarına bir şey varsa karşı çıkıyorlardı. Hani Kamil Paşa Bulgaristan'da Kanuni Sultan Süleyman'a diyor ki, kitapta okumuştum tabii, çok oldu. Efendim bu Bulgarlardan illallah. Ne yapalım? Bunları ikişer üçer neyse parça parça Osmanlı ülkesine dağıtalım. Ne Bulgar kalsın ne Bulgaristan kalsın. Bunlar her zaman problem padişah. O da diyor ki Şeyhülislam'a sormamız lazım yani. Şimdi bir yanlış yapmayalım. Soruyorlar, olamaz diyor. Neden? Allah Kur'an'da biz insanları işte Hazreti Adem'den tek kişiden yarattık. Sonra kabile kabile, şube şube, millet millet ayırdık diyor. Sen bir milleti yok etmeye kalkışıyorsun. Bunu yapamazsınız diyor. Son dönemlerde o kıratta şey de kalmadı. O bilgide, o cesarette bir de dünyanın meseleleri çoğaldı yani. Dünyada müthiş bir gelişme var. Yepyeni meseleler ortaya çıkmış, hiç daha önceden konuşulmayan. Bunlara ne diyecek? İslam dünyasına bunu, bizim bakış açımız budur. Bütün ulema böyle cevap verdi denilecek bir mesele var ortada. Eskisi gibi değiliz diyor. Dine taalluk eden noktalardan sırat-ı müstakime sultanı, padişahı sevk edebilsin o heyet. Yoksa fert dahi de olsa cemaatin ferdi manevisine karşı sivrisinek kadar kalır. Şu mühim mevki, yani meşihat dairesi, Şeyhülislamlık, böyle sönük kalmakla İslam'ın ukdi hayatiyesini tehlikeye maruz bırakıyor. Tek kişiye bırakılmış, efendim, sönük bir vaziyet. Hatta diyebiliriz ki,
Şimdiki zaaf-ı diyanet, dindarlıktaki zayıflık ve şair-i İslamiyedeki lakaytlık, içtihadattaki fevzadandır. İçtihatlardaki fevza ne demek? Anarşi demek ya. Ona öbürü öyle, öbürü böyle. Hayır. Her kafadan bir ses çıkmıyor. Oturacaklar. Efendim, Allah rızası için ihlas, amel, her şey tam, takva sahipleri bir araya gelecek. Bilgilerini ortaya koyacaklar, tartışacaklar ve bir neticeye varacaklar. Evet. Hatta diyebiliriz ki şimdiki zaaf-ı diyanet ve şair-i İslamiyedeki lakaytlık ve içtihatlattaki fevza meşiatın zaafından ve sünük olmasından meydan almıştır. Meşiat zayıf olduğu için, sünük olduğu için güçlü bir dayanağı altyapısı olmadığından dolayı içtihatlar anarşisi var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Çünkü hariçte bir adam rini ferdiyete isnat eden meşiata karşı muhafaza edebilir. Ya o şeyül İslam'sa ben de şu kadar alim diyebilir. Tek başına ise bir şuralara bir şeylere tabi değilse yani. Altyapısı yoksa. Fakat böyle bir şuraya isnat eden bir şeyül İslam'ın sözü en büyük bir dahiyi de ya içtihadından vazgeçirir, ya o içtihadı ona münhasır bırakır. Tamam, müştehitsin, içtihadın seni bağlar. Ama böyle şuralar, İslam dünyasının seçkinleri bir karar vermişse, o hakim olur, o düşünce hakim olur. Sağdan, soldan ben müştehidim deyip, fikir anarşisi meydana gelmez. Her müştehit, kabiliyeti olan herkes çendan gerçi içtihad edebilir. Lakin içtihadı o vakit düstur amel olur ki bir nevi icma veya cumhurun tasdikine iktiran eder. Ya, İslam dünyasından üstadın teklif ettiği o şuralar, o komisyonlar ortaya gelip bu fikirler süzülerek ortaya konduğu zaman efendim ve o içtihat edenlerin fikirlerini de gözden geçirirler. Onu tasdik ederlerse onlar da yürürlüğe girer. Böyle bir Şeyhülislam manen bu sırra masan olur. Yani şuralar var. Birçok İslam dünyasından gelmiş kişiler var. Şeriat-ı Garra'da daima icma, yani bir asırda bütün o asırda yaşayan ulemanın ortak fikri icma görüşü ve rey-i cumhur, cumhurun anlayışı, görüşü, reyi medar-ı fetva olduğu gibi şimdi de fevza-i ara için fikir anarşisine karşı böyle bir faysala, hakkı batıldan ayıracak bir şeye lüzum-u kat'i vardır. Kesin lüzum. Sadarat, meşiat, yani sadrazamlık, başbakanlık, meşiat, şeyhülislamlık iki cenahtır, iki kanat. Şu devlet-i İslamiye'nin bu iki cenahı mütesavi olmazsa, eşit olmazsa gidilmez. Gidilse de böyle bir medeniyet-i fasite için mukaddesatından insilah eder, soyulur. Her gün bir şey çıkıyor. Onlara karşı Müslümanların da bir sözü olması lazım. Bu bir kişinin hakkından gelebileceği bir şey değil. İhtiyaç her şeyin üstadıdır. İhtiyaç. Şöyle bir şuraya ihtiyaç şedittir. Merkezi hilafette, hilafet merkezi İstanbul'da tesis olunmazsa biz zarure başka bir yerde teşekkür edecektir. Koskoca Osmanlı bunu yapamazsa ne olacak? Müslümanlar ne yapacağız? Ne diyeceğiz bu yeni meseleler karşısında diye elbette ki kendilerine göre çareler düşünecekler. Evet. Bu şuranın bazı mukaddematı olan Cemaat-i İslamiye Teşkilatı ve Evkaf'ın Vakıflar İdaresi'nin meşiata ilhakı gibi umumun
daha evvel tahakkuk umurun, işlerin daha evvel tahakkuk münasipse de baştan başlansa, sonra mukaddematı ihzar edildi, hazırlansa yine maksat hasıl olur. Yani İslam dünyasından seçilecek şeyler demek. Eğer bir şey mabud-i aleyhinde istihdam edilmezse, yani niçin ortaya çıkmış, niçin bir hüküm kurulmuş, mabud-i aleyh orada kullanılmazsa atalete uğrar, matlup istenilen eseri gösteremez. Binaenaleyh, mühim bir maksat için tesis edilen Darül Hikmet-i İslamiye'yi, üstad da oraya azaydı, şimdiki adi bir komisyon deresinden çıkarıp, meşihattaki, Şeyhülislamlık'taki dairelerin reisleriyle beraber şuranın azayı tabiyesi addetmek. Onların tabii azası, yani üyesi kabul etmek ve hariçteki alemi İslam'dan şimdilik 15-20 kadar İslam'ın dinen, ahlaken itimadını kazanmış müntehap, seçkin ulemasını celbeylemek bu meseleyi uzmanın esasını teşkil eder. Vehham olmamayız. Kuruntuya, vehme kapılmayalım. Korkmakla din rüşvet verilmez. Haf ve zaaf, korku, kendini zayıf gösterme, bunlar tesirat-ı hariciyi, dıştan gelecek tesirleri teşcih eder. Üzerimize saldırtır. Onun için muhakkak maslahat bir mevzuda bir karar aldık. Bunda %100 fayda var. Mevhum mazarrata feda edilmez. Ama bazı mazarratları da var. Hayır, mutlak maslahat varsa o riskleri, zararları göze almak gerekir. Ve minallahi tevfik, muvaffak kılmak Allah'tan, tevfik Allah'tan. Evet, bir başka konuya geçiyoruz sünnatta. Rüyada bir hitabe. Bunu daha önce 1919'da yazdığı Lemaat Risalesi'nde de ele almış üstad. Burada da tekrar, orada biraz manzum şekilde. Burada nesir. Maali ve hatırda kalan elfazı aynendir. Yani manası olsun, bazı lafızlar olsun, orada rüyadaki hitabedekileri aynen aktarmaya çalışıyorum demek. 1335 senesi Eylül'ünde, yani bu Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra 1918'ler falan oluyor. Dehrin hadisatının verdiği yeis, ümitsizlikle, şiddetle muzdaribim. Savaşı kaybetmişiz Almanlarla beraber. Osmanlı paramparça edilmiş. Her bir parçasına birileri gelmiş, oturmuş. Efendim, müthiş bir ızdırap içinde üstad. Şu kesif, şu yoğun zulümat içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Yakaza uyanıklık alemi demek. Üstad, bu şu uyanık halimize manen rüya diyor. Gerçek rüyalar, misal alemine gidiş, onları da yakaza kabul ediyor yani. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilatı terk ederek yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki, bir cuma gecesinde nevm ile, uyku ile alem misale girdim. Misal alemindeyim, rüyadayım. Biri geldi dedi, mukadderat-ı İslam için teşekkül eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Yani İslam'ın geleceği ne olacak? Bunu konuşmak üzere bir organize olmuş, teşekkül eden bir meclis var, sen de istiyorlar, dediler rüyamda. Gittim, gördüm ki münevver, emsalini yani nurani kişiler var. Emsalini dünyada görmediğim selef-i salihinden, büyüklerimizden, geçmiş salih
büyüklerimizden ve asarın mebuslarından. Asırların mebusları. Ne demek? Hadiste işaret edilen her 100 senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderecek. İslamiyet kıyamete kadar baki. Her çağa, her asra, her şahsa hitap eden yönleri var. Zamanla insanlar efendim o eski ilk zamanki parlaklığı sahabenin hissettiğini hissedemiyor. Gözler kamaşıyor veya matlaşıyor. Onun için her 100 senede bir müceddit gelerek o matlaşmayı giderecek, İslami hakikatlara, Kur'ani hakikatlara saykıl vuracak, cilalayacak. O gün için parlaklığıyla göstermeye çalışacak. İşte her asrın mebuslarından insanlar var. Müceddidler var yani. Evet, dünyada emsalini görmediğim selef-i salihinden ve asarın, asırların mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Tabii bu meclisin elbette ki bir başkanı, o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olması lazım. Burada açıkça söylemiyor. Hicab edip o büyük zatlar karşısında utandım diyor, kapıda durdum. İçeri giriyor, kapıda duruyor. Onlardan bir zat dedi ki, ey felaket, helaket asrının adamı. Sen de bu asrın, demek ki sen bu asrın müceddidisin demek bu. Ama bu nasıl bir asır? Müslümanlar için felaket, helaket asrı. Ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var, senin de bir görüşün olması lazım, fikrini beyan et, dedi. Ayakta durup, dedim, sorun cevap vereyim, ayakta durup. Biri dedi, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak, galibiyette galip olsaydık ne olurdu? Dedim, musibet şerri mahz olmadığı gibi. Evet, musibetlerden canımız yanıyor. Zahiren kötü gibi görünüyor ama şer gibi görünüyor. Şerri mahz değil. Şerri mahz, baştan ayağa her şeyiyle şer demek, öyle değil. Ahsene külle şeyin halaka. Allah'ın yarattığı musibet de olsa, şer de olsa muhakkak hüsün ciheti, güzellik ciheti vardır. Musibetlerde musibet şerri mahz olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi, saadette zannediyorsun felaket çıkıyor, felaketten dahi saadet çıkar. Eskiden beri Osmanlı'yı tarif ediyor bakın. Eskiden beri ilahi kelimetullah. İlahi kelimetullah ne demek? Allah ismi zaten yücelerin yücesi. O Allah isminin ilası, büyüklüğüne, konumuna uygun anlatılması, dünyaya duyurulması hizmeti. Evet, eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekai istiklaliyeti İslam için farz-ı kifayi cihadı derute etmiş bir millet. Bir devlet yani. Bu vazifeyi üzerine almış. Farz-ı kifayi cihat. Cihat farz-ı kifaye. Farz-ı ayın değil, farz-ı herkes için. İslam dünyasında kaç tane öyle devlet vardı onu yapacak, temsil edecek? Zülkarneyn dönemi gibi. Haksızlığın karşısında duracak. Mazlumların yanında duracak. Sözünü geçirecek yok ki. Son döneme kadar Efendimiz'e bir hücum varsa, Kur'an'a bir hücum varsa düvel-i muazzama denilen devletlere de kafa tuttu. Çekin. O hakaretli tiyatronuzu bilmem neydi. O gücü vardı ya. Yani. Evet. Farz-ı kifaye olan cihadı deruhte ile üzerine almış. İslam dünyası adına bakın. Kendini yek vücud olan alemi İslam'a fedaya vazifedar. Kendini tek vücut, yek vücut olan İslam alemine fedaya vazifeder, hilafete bayraklar görmüş olan bu devleti İslamiye'nin felaketi.
Onların felaketi oldu yani. İslam devletinin daha doğrusu. Alemi İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir diyor. Evet, bugün böyle. Ama bu birçok sömürgecilerin sömürgesi altında sömürülen İslam dünyasındaki, bilhassa Afrika'daki pek çok devletin uyanmasına, kendine gelmesine de vesile olacak diyor. Gerçekten yani bunu 1918'lerde söylemiş ama 1950'lerde bunlar en fazla 51'de tahakkuk etmiş. Evet. Zira şu musibet, evet bu felaket geldi, musibet geldi, paramparça olduk ama mayeyi hayatımız, hayatımızın mayası olan ve ab-ı hayatımız olan Uhuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Müslümanlar paramparça olsa da esas büyük baş yıkılınca bu sefer üzüntüden efendim ne oluyoruz? Başsız mı kaldık? Müslümanlarda bir ihtizaza, bir görüş inkişafına vesile oldu. Harekete geçirdi. İleride olacak şey bile tacil edildi, acele olarak tahakkuk etti. Evet, Osmanlılar olarak biz incinir iken alemi İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incise bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Harikalar aslındayız. 2-3 sene mevtten sonra meydanda dirilenler var. Biz mağlubiyetle bir saadeti acili, acele bir saadeti kaybettik, muhakkaten kaybettik. Fakat bir saadeti acile, ileride gelecek bir saadet, müstemirre ve devamlı olacak bizi bekliyor. Pek cüz'i ve mütehavvil ve mahdud olan hali geniş istikballe mübadele eden, değiştiren kazanır, diyor.